Romanya Sibu'dan hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Sibu'dayım. Ama tır yok. Tırı teslim ettik Ceylancı'ya, Zafer abiye. Zafer abinin de arabasına el koyduk tekrardan. Alışveriş merkezindeydim. Burada biraz alışveriş yaptım. Bir şeyler lazımdı. Onları aldım arkadaşlar. Şimdi biraz Sibu şehir merkezine doğru gideceğiz. Bir şeyler yiyip içeriz. Aynı zamanda size de buraları bir göstereyim. Bakın Romanya nasılmış. Sibu Romanya'nın büyük şehirlerinden bir tanesi. Çok büyük değil ama sayılır yani, öyle diyeyim size. Sibu meydanına gideceğiz. Meydanda arkadaşlar bir şeyler atıştıracağız. Sonra biraz etrafı gezeriz. Size de buraları bir göstermiş olayım. Akşam da eve gideceğiz. Yatacağız, uyuyacağız artık. Yarın sabah muayene var ehliyet için. Ehliyetler değişecek benim. Süresi doldu çünkü. Türk ehliyetiyle artık kullanamayacağım tırı. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Oturma izniniz çıktıktan sonraki ilk 6 ay Türk ehliyetiyle aracı kullanmanıza izin veriyorlar ama sonra Türk ehliyetiyle kullanmaya devam edemiyorsunuz. Romanya plakalı araç olduğu için Romanya plakalı ehliyet gerekiyor. Bunun için de yarın sabah muayeneye gideceğim. Yani sürücü olabilir mi? Göz muayenesi, kulak falan, işte onlara bakıyorlar. EKG'ye falan bağlıyorlar hatta. Burada bayağı bir detaylı bakılıyor. Yani Türkiye'de doktora gittiğiniz zaman var mı bir sorunun diyor. Yok diyorsunuz. Direkt veriyor sürücü olabilir raporunu ama burada öyle değil. Burada çok detaylı bir muayeneden geçiyoruz. Sonra o sürücü olabilir raporunu alırsak, yani bir sorunumuz yoksa tabii, alabilirsek, bundan önce oturma izni alırken aynı muayeneye ben girmiştim. Ondan geçmiştik. Bir sorun yoktu. Şimdi tekrar gireceğiz. Geçersek eğer ehliyetlerin değişimi için Romanya hükümetine müracaat edeceğiz arkadaşlar. Şu an evrakları hazır. Benim Türk ehliyetlerimin çevirisi yapıldı. Türkçeden Romanca'ya çevrildi. Bu ehliyetleri alacaklar. Vereceğiz, teslim edeceğiz. Ama yeni ehliyet hemen vermiyorlar. Benim eski ehliyetlerimi Bükreş Türk Konsolosluğu'na gönderiyorlar. Türk Konsolosluğu eğer onay verirse, evet bu adamın ehliyetleri var ve geçerli, doğru, bizde de gözüküyor derse, o zaman Roman ehliyetleri basılacak. İki ehliyet diyorum, ehliyetler diyorum. İki ehliyetimiz var bizim, biliyorsunuz. Tır şoförlerinin ya da otobüs şoförlerinin iki ehliyeti olur. Bir tanesi normal sizlerde de bulunan ehliyettir, C sınıfıdır. Diğeri ise arkadaşlar dijital takograf kartına taktığımız, üzerinde çip olan, sürüş bilgilerimizi kaydeden ehliyettir. Dijital takograf kartı ya da sürücü kartı deniyor ona da. Sürücü kartı ya da dijital ehliyet deniliyor ona, o belgeye, o karta. O ikisi de değişecek yani. Biraz trafik var burada şu an. O yüzden yavaş yavaş dur kalk dur kalk gideceğiz, yapacak bir şey yok. 5 kilometre şehir merkezi. Burada bir AVM vardı, oradaydım ben az önce. Şu solda gördüğünüz AVM çok büyük bir AVM arkadaşlar. Her şey var burada. Ben de oradaydım. Şimdi anca yani bu kadar zamanda buraya kadar gelebildim. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Biraz bir şeyler açalım, etrafı da görelim. Sonra yarın sabah bu muayene işini halledeceğiz. Öğlen saat 11-12 gibi notere gitmem lazım. Noterde bir işim var burada. Sonra da Türkiye'ye doğru yola çıkacağız bu arabayla. 15 gün iznim var. Biz burada 3 ay çalışıyoruz, 15 gün izin yapıyoruz. Yani buradaki sistem böyle. Bazı yerlerde 6 aydır, bazı yerlerde yıllıktır. Allah'tan Zafer abi arabayı getirdi, yoksa yaya kalacaktık. Yani buradan trenle Bükreş'e gidecektim. Bükreş'ten uçakla gidecektim arkadaşlar. O kadar eşyayla zor olacaktı. Yani dolayısıyla eşyaları da almazdım gerçi öyle durumda yanıma ama. Bu videoda size bu arabayla Dortmund'da iki defa nasıl yolda kaldığımızı anlatacağım arkadaşlar. Zafer abiyle gezerken Dortmund'da arabanın aküsü bozuldu. Uğraştık bayağı bir. Burası Sibiu diye bir şehir arkadaşlar. Romanya'nın ortalarında bir yerlerde. Bükreş'e 250 km falan olması lazım yaklaşık başkente.
Şöyle bir park yeri buldum. Buraya bırakalım arabayı. Evet, arabayı park ettim arkadaşlar. Böyle bir yoldan yürüyerek şehir merkezine doğru gidiyorum. Bu ne lan? Sultanahmet Meydanı gibi ha. Bak bak ne var orada. As bayrakları, as. Şehir merkezi sağ tarafta arkadaşlar. Şurada alt geçip alt geçitten geçeceğiz. Meydana doğru yürüyorum şu anda. Evet arkadaşlar, bu arkamda gördüğünüz yer Cebu şehir merkezi meydan yani. Burada böyle kafeler var, barlar var, restoranlar var yemek yiyebileceğiniz. Bir tane şurada cadde vardı güzel, gelirken birkaç görüntü aldım, yine devam ederiz oradan çekeriz, bir şeyler yiyelim içelim önce. Kalabalık, insanlar geziyor, güzel gayet. Keyifli yani. Böyle bir şey aldım arkadaşlar. Şimdi bu kaşkaval peyniri, kaşar peyniri yani, panelenmiş. Yanında patates, içecek aldım yanına da. Böyle burası 7 euro falan yapıyor. Evet abi, yedik içtik. Yine yürümeye devam. Geldik kürkçü dükkanına. Burası birinci kürkçü dükkanı, AVM. Bu AVM'de çok takılırız biz. Çünkü burası hem şirkete yakın, hem burada bir arkadaşımızın kafesi var, hem de arkadaşlar bizim ev hemen şurada. Burada Sibu'ya geldiğimizde kaldığımız bir ev var. O da hemen şu ileride bir yerde. Akşam en sonra gideceğiz. Orada gösteririm. Burası. Kafede burası arkadaşlar. Gelirseniz de selamımı söyleyin. Mert var burada. Benim adaşım. İsmini unutmazsınız Mert kardeşime. Selamımı iletin. Şoför arkadaşlar belki gelebilir buralara. Şuraya bak ya. Araba koyacak yer yok. Demek ki Romanyalıların durumu iyi. Demek ki Romanya'nın ekonomisi mükemmel. Yani ekonomiye böyle şeylerle bakan, böyle şeylerle ekonominin ne olduğunu anlamaya çalışan bir grup var ya Türkiye'de arkadaşlar. Yani adama diyorsun ki ya böyle böyle ekonomi diyorsun, enflasyon diyorsun. Ya diyor her tarafta diyor bak park edecek yer yok diyor AVM'lerde diyor. Ya diyorsun bak kişi başına düşen milli gelir diyorsun. Ya git diyor telefon kuyruğu var diyor. Ya para yok, araba kuyruğu var. Yani ekonomiler böyle şeylerle kıyaslanmaz. Ekonomi rakam işidir, rakamlara bakarsın. Bir ülkede 80 milyon insan yaşıyorsa bunların hepsi de fakir değildir. Bunların aralarında zenginler de vardır, fakirler de vardır. Ekonominin kötü olduğu ülkelerde zenginler daha çok zengin olur, fakirler daha çok fakirleşir. Orta sınıf kalmaz. Yani sizin böyle AVM'lerde cep telefonu sırasında, araba sırasında gördüğünüz insanlar parası olan insanlar veya 3-5 kuruş kenarda paraları var. Para sürekli değer kaybediyor diye adam araba almak istiyor, telefon almak istiyor. Çünkü alamayacak. Alamıyor çünkü bir daha. Bakın ben bir araba aldım. 170 bin liraya aldım arkadaşlar ben arabayı. 17 bin euroydu araba ben aldığımda. Sıfır aldım. Sıfır kilometre. 2 sene sonra arabanın şu anki fiyatı 700 bin TL. Yani hem TL bazında hem euro bazında ben o zaman o arabayı almasaydım şu an sıfırdan o arabayı almam benim imkansızdı. Dolayısıyla ekonomi rakam işidir. Bir ülkede ekonominin nasıl olduğunu anlamak istiyorsan rakamlara bakarsın. İnsanların cebindeki telefona, altındaki arabaya, lokantalarda, restoranlardaki sıralara bakmazsın. Bunlar zaten lüks şeyler değil arkadaşlar. Bir insan ara sıra çıkıp dışarıda yemek yemeli. Bir insan kötü, iyi kötü bir arabası olmalı. Ki zaten %14 Türkiye'nin nüfusuna göre araç sahibi olma sayısı arkadaşlar. Oranı bu. Almanya'da %54'tür bu arada. Bilginiz olsun yani. Vay be, geze geze akşam ettik yani resmen. Son olarak da kahvemizi içtik. Artık eve gitme zamanı. Yatayım biraz dinleneyim. Şuradan kemerimizi takalım.
Almanya'da nasıl madara olduğumuzu anlatacaktım size arkadaşlar. Günlerden cumartesi ben garajdayım, pauze yapıyorum, 24 haftalık dinlenme yapıyorum, 45 saat dinleneceğim. Zafer abi de Dortmund'da, arada da bir 200 kilometre, 150 kilometre mesafe var. Bu araba da garajda duruyor. Zafer abi de bana yazdı, dedi arabayı al gel dedi, gezelim tozalım bari dedi, orada dedi oturmayalım dedi. Ben de aslında Eindhoven'a gidecektim arabayla. Zafer abi de öyle deyince hadi dedim gidelim. Bir de takipçi bir arkadaşımız geldi, o da şoförmüş. Nürnberg'den geldi o oraya otobüsle. Onunla da buluştuk. Üçümüz gezeceğiz. Ben gittim, Zafer abi aldım. Arabaya çalıştırdım, bir sıkıntı yok arabada. Araba sağlam yani, oraya kadar gittim. Sonra Dortmund civarında dolaşıyoruz arkadaşlar biz. Diğer arkadaşı beklerken Zafer abi de araba nasıl dedi bana, yani var mı bir sorun dedi. Araba dedim abi gayet iyi dedim. Sadece frenleri hala sıkıntılı, yaptıracağız onu. Ben yaptıracağım büyük ihtimalle. Fren balataları biraz arabanın zayıf. Bitmiş herhalde artık, onları değişecek. Zafer abi de ben öyle deyince dedi ki arabanın dedi, aküsü bile dedi orijinal daha dedi. Araba 2016 model. Şimdi bir akünün aşağı yukarı 5 sene falan bir ömrü olduğunu biliyoruz. Ya hep burada aynı hatayı yapıyorum ya. Sağa döneceğim, sola dönüyorum. Ev sol tarafta ya. Buradan sağa çıkış yasak arkadaşlar. Tam tur atacağız. Dedim abi dedim bak bu akü bozulur. 5 sene dedim, bunların ömrü var zaten dedim yani. Hala orijinal aküsü olması dedim zor. O da dedi bilmiyorum belki değişmiştir ama dedi ben aldığımdan beri ben değiştirmedim dedi. Zafer abi de arabayı 2-3 yaşında falan aldı yani. Yine de 5 yıl oluyor. Sonra arabada da hiçbir akünün zayıflamasıyla alakalı hiçbir MR yok. Sadece arabanın start stopu bozuk arkadaşlar. Çalışmıyor. Zafer abi de diyor ki arabanın start stopu arızalı oluyor. Arızalı değil. Halbuki akü zayıfmış. Ondan oluyormuş o. Neyse işte biz akşam buluştuk. Orada bir tane mekana gittik Dortmund'da arkadaşlar. Yedik içtik. Sonra dedim hadi dedim gidelim dedim abi. Şimdi dedim tıra gidelim, orada dedim otururuz biraz sohbet ederiz falan filan. Orada da sohbet ederken de biraz bir kadeh bir şeyler içmiştik. Alkol var yani, arabayı kullanmak istemedim ben o şekilde. Dedim ben dedim arabada yatayım, siz dedim tırda yatın. Sabah dedim kalkarız dedim, bakarız bir şeyler daha yaparız dedim yani. Maça falan gideriz dedim olmazsa, maç var o günde. Sonra sabah yattım ben, uyudum arkadaşlar burada birkaç saat. Sabah kalktım. Kahvaltı yaptık beraber. Bir video çektik orada. Sonra marşa bastım. Tık dedi araba. Tık. Marş yok. Kimse yok. Bir daha bastım. Yine yok. Zafer abi başladı. Arabanın dedi farını açık bırakmışsın. Arabanın teybini açık bırakmışsın. Abi dedim arabanın farı açık kalsa ben dedim arabanın içindeyim. Görmeyeceğim arabanın farının açık olduğunu. Ayrıca dedim bu dedim akü dedim zayıflamasına benzemiyor. Bu dedim akü dedim çat 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 ediyor. Bak bu akü bozulmuş gitmiş. Ya diyor o zaman diyor dün hiçbir şey yoktu diyor bunda diyor. Şimdi diyor niye birdenbire diyor. Bu diyor bitmiş diyor. Tamam mı Zafer abi? Ben de şimdi artık şüphelenmeye başladım. Çünkü akü hiçbir MR vermiyordu arkadaşlar. Start stop'un sıkıntısı haricinde. O da start stop'u da bozulmuş sanıyoruz yani biz. Hani start stop normalde aküden değil, arız yapmış sanıyoruz. Öyle söylüyor yani. Ben de öyle olduğunu düşündüm. Sonra bir tane Polonya plakalı bir transporter geldi. Akü kablolarını gösterdim. Dedim şuna dedim bir takviye yapalım. Yapalım dedi çocuk. Abi basıyoruz basıyoruz yok. Araba almıyor dedim. Abi dedim bak araba dedim marş da almıyor. Dedim bu dedim akü bozuk değil. O zaman dedim bu arabada başka bir sıkıntı var. Bu araba kendini korumaya alıyormuş arkadaşlar akü bittiğinde. Akü sen şey de yapsan, takviye de yapsan çalıştırması güç oluyor yani arabayı. Neyse çocuk gidecek yani, işi gücü var dedim. Kardeşim sen git, teşekkür ederiz. Hani yardımcı oldun, ilgilendin. Yanlış girdim yine. Çocuk gitti, biz kaldık. Zafer abi dedi ki şu tırı getir dedi. Tırla dedi yapalım bir takviye, çekiciyle dedi. Şey olur dedi, onun dedi aküsü dedi daha sağlam dedi. Alır dedi belki dedi. Gittim ben çekiciyi söktüm getirdim. Çekiciden tırdan buna otomobile takviye yaptık arkadaşlar. Tık diye çalıştı. Biz 5-10 dakika falan bekledik arkadaşlar araba çalışırken. Sonra 10 dakika falan şarj etti. Zafer abi stop et bakalım beri. Stop ettim arabayı. Şimdi tekrar bas dedi, alacak mı dedi bakalım dedi. Tekrar bastım tık dedi çalıştı araba. Hiçbir sıkıntı yok. Mert dedi bak dedi gördün mü dedi sen dedi aküyü dedi bitirmişsin dedi. Bir şeyleri açık bırakmışsın gece bu arabanın içinde dedi. Ama ben öyle şeylere dikkat ederim arkadaşlar. Ben açık bırakmadığıma eminim ama durum öyle oldu ki bütün de deliller beni işaret ediyor yani. Bütün deliller benim aküyü bitirdiğimi işaret ediyor. Bir şey açık unuttuğumu işaret ediyor ki zaten bu arabalarda akü koruma var. Start stop olduğu için bu araba arkadaşlar.
Yani start stop olduğu için akım koruma, akü koruma var. Bir şey açık unutsan da bunun şeyi aküsü falan bitmez yani. Ama bütün bak bak görüyor musun Zafer abi bak. Neler yapmış burada. Bütün deliller de beni işaret ediyor. Ben de kendimden şüphelenmeye başladım. Neyse içeri geçelim, içeri anlatayım devamını. Hikayeyi dışarıda tamamlayamadık arkadaşlar. İçeri geçtik artık. Burası bizim ev, birazdan yatacağım abi, duş alacağım, yatacağım, uyuyacağım. Her neyse, orada arabanın start stopunun bozuk olması haricindeki bütün deliller beni gösteriyor yani. Hani ihale üstüme kaldı mı? Açık unuttun diyor, başka bir şey demiyor. Dedim abi mümkün değil yani, görürüm, arabanın içindeyim, hani bırakıp insem arabadan neyse. Lan diyor, o zaman diyor akü diyor niye çalıştırıyor şimdi diyor. Yani 10 dakika diyor şarj ettik, bak çalıştı, akü bozuk değil demek ki, şarj bitmiş diyor. Şimdi o da doğru söylüyor yani, haklı. Ben dedim acaba, dedim acaba ben dedim herhalde dedim teyip açık unuttum. Bak bak öyle bir şey yok abi ki yani, o kadar çok her şey beni gösteriyor ki. Yani resmen arkadaşlar orada artık ben de kabul ettim artık, tamam mı? Dedim, tamam dedim ya, ben dedim herhalde bir şey yaptım. Bir şey unuttum dedim yani. Ya vites unuttum ya bir şey yaptım dedim ben bu arabaya. Neyse beraber Dortmund'a gittik. Dedim hadi olan oldu, gidelim dedim, bari bir şeyler yiyelim içelim. Dortmund şehir merkezinde bir tane Yunan restoranı var arkadaşlar. Şehir merkezinin biraz dışında. Yunan restoranına gittik işte, tavuk falan bir şeyler söyledik. Yedik içtik orada. Araba da hemen karşıda duruyor. Zafer abi dedi ki git şu arabaya bir bak bakalım çalışacak mı dedi arkadaşa. Dedim abi içiyoruz yiyoruz dedim yani şu an. Dedi bir bas dedi. Tamam dedim, kalktım ben gittim. Bir bastım abi, akü yine yok. Dedim ne oldu abi? Bak hani şarj olmuştu akü. Daha yeni stop ettik arabaya, daha sipariş gelmemiş yani. Hani sipariş gelmedi. Verdiğimiz sipariş gelmedi. Allah Allah diyor Zafer abi de. Şimdi elektrikçi adam, ceryancı onun. Yani elektrik işini anlıyor. O da anlam veremiyor yani. Ne oluyor bu arabaya? Arabada koruma varmış arkadaşlar. Hani arabanın aküsü zayıfladı mı, böyle bir marş yapacak gücü kalsa bile arkadaşlar kesiyor. Araba yine çalışmıyor mu? Orada rezil olacağız mı? Yani araba da bir de öyle bir yerde ki ne ileri gidebilir ne geri gidebilir. Yani tam yolun kenarında tek bir arabalık park yeri var. Oraya sıkıştırdık arabayı böyle. Dedim abi dedim yapacak bir şey yok. Yani oturalım dedim. Hasan abi var Dortmund'da, Ham'da. Bir de o gün arkadaşlar hiçbir yerde akü de yok. Hani akü alın takın arabaya diyeceksiniz ama akü yok. Çünkü o gün Paskalya bayramı. Her yer kapalı. Öyle araba, sanayiler, manayeler kapalı yani. Sonra şey yapalım dedik. Yiyelim içelim dedik. Yani ben diyorum abi yiyelim içelim. Hani Hasan abi ararız. O da elektrikçi. Biz de elektrikçiyiz. Yani bunun bir yolunu, bir çözümünü buluruz. İlla ki bunun bir yöntemi, bir şeyi vardır. Bir şey bulunacak dedim. Abi bu araba buradan gidecek. Zafer abi çok panik. Asıl paniklemesi gereken benim. Zafer abinin tırı orada. Arabayı oradan... Hani onun için de sıkıntı. Arabayı bir şekilde kaldırmamız lazım. Ama ben yarın sabah işe gideceğim. 200 kilometre uzaktayım tıra. Geri dönmem lazım. Şimdi patrona ben ne diyeceğim yani? Arayıp abi ben gezmeye geldim. Araba bozuldu. Yolda kaldık mı diyeceğim yani. Sonra Zafer abi duramıyor yerinin ama böyle. Çok panik böyle. Hemen diyor ya şu arabayı çalıştır. Kalk şu arabayı çalıştır. Hasan ara gelsin. Abi diyorum dur bak hallederiz. Adam hasta yatıyor. Hallederiz dedim. Bekle bak Dortmund'dayız. Herkes Türk. Arabanın plakasını gören korna basıyor. 35 plak arkadaşlar araba. Her gören dat dat korna. Üstümüze çıkacaklar ya. Camdan kafalarını falan çıkartıyorlar dışarıya. Dedim buluruz dedim. Bir lokma ağzına atıyor. Şu arabayı çalıştır diyor. Ya abi rahat ol. Ye içmene bak sen. Ya ben diyor senin kadar diyor umursuz adam görmedim diyor. Ne kadar rahatsın diyor. Araba diyor kalmış orada gözümüzün önünde diyor. Hala daha diyor yeme içme derdindesin diyor. Halbuki ben de bir şey yemiyorum ama ben tokum onlar yani. Dedim abi çalıştıracağız bekle. Nasıl çalıştıracaksın abi dedi. Dedim bak şimdi ben dedim gideceğim dedim oraya. Alacağım kabloyu elime böyle bekleyeceğim dedim. Bir sürü dedim Türk var dedim. İlla ki dedim biri durur. Çıktık öyle de yaptık arkadaşlar. Aldım kabloyu elime. Bekliyorum. Bir tane 34 plakalı Megane geçti bak. Türk plakalı da. Zafer abi arabanın arkasından koşturuyor bağıracak. Adam duymadı tabii gitti görmedi bizi. Yukarıdan geliyor. Biz aşağı bakıyoruz araba yukarıdan gelmiş geçmiş. Aşağıdan bir tane Golf geldi arkadaşlar. Durdu. İşte konuştuk anlatıyorum İngilizce konuşuyorum işte. Dedim böyle böyle biz dedim akü sorunumuz var. Aküye ihtiyacımız var yardımcı olur musun dedim. Evet olurum dedi. Bir şey söylemem gerekti. O an onun İngilizcesi aklıma gelmedi. Türkçesi söyledim arkadaşlar gayri ihtiyari. O sen Türk müsün dedi bana. Evet dedim sen dedim. Ben de Türk'üm. Nerelisin diye sordum. German diyor ama bana. Ve nerelisin diye niye soruyorsun? Türkçe biliyor musun diye sorsan adama. Ama o da niye Almanya diyor nerelisin sorusuna. Her neyse Almanya deyince ben Alman sandım. Ama Alman'a da benzer bir yanı yok. Senin benim gibi biri yani böyle hani Türk tipi. Sonra işte vay kardeşim falan şöyle böyle. Abi biz bir daha bastık yine çalışmıyor araba. Takviye yapıyoruz araba çalışmıyor arkadaşlar. Onu da orada öğrendik. Bak insanoğlu her şeyi öğreniyor işte böyle. Arabanın kutup başını söküp
takıp sonra takviye yapmak gerekiyormuş. Onu da biz orada tesadüfen öğrendik. Onu yapınca çalıştı çünkü araba ama yine çok zor çalıştı. Ama araba çalışmadan önce gıy 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 yapıyor. Şimdi ben kutup başlarını tutuyorum böyle. Zafer abi de içeride marşa basıyor. Ama o kaputla kaputun menteşelerinin arasından da Zafer abiyi görüyorum böyle. Şu kadarcık bir yerden. Zafer abinin bir görüntüsü var. Böyle marşa basıyor. Böyle araba çalışmıyor arkadaşlar. O böyle çok endişeli o anda. Araba çalışmıyor. Çalışmazsa ya anlarız orada. Akü makü yok hiçbir yerde yani. Tatil günü falan böyle bir de şehir merkezinde. İndi arabadan aşağı Zafer abi. Mert dedi ne bok yiyeceğiz dedi. Şimdi laf tuttuk işte bak çalışmıyor araba. Dedim abi dedim yapacak bir şey yok adamı gönderelim. Zaten çocuk normalde ilk geldi. Akü lazım dedim. Böyle yaptı. Randevum var dedi. Gitti. Döndü geri geldi bir daha. Sonra işte bu muhabbetler oluyor. Çocuk sonra Türk olduğu anlaşıldı falan filan. Dedim abi dedim o zaman dedim yapacak bir şey yok dedim. Biz bu adamı gönderelim bak acelem var diyor. Ben dedim gideyim dedim. Çekiciyi alayım. Çekici de yukarıda 15 kilometre yukarıda otobanda. Taksiyle dedim gideyim. Çekiciyi alayım. Çekicinin dedim aküsüyle dedim çalıştıralım. Lan oğlum sen deli misin divane misin diyor. Çekiciyle nasıl gireceğim buraya diyor. Şehir merkezi diyor burası diyor. Zaten tır kamyon yasağı var oralarda ama çekiciyle girersin yani. Yollar sıkıntılı değil. Geniş yollar. Artık yani gireceksin. Polisi yakalanmadan ya da yakalandığında durumu izah edeceksin yani araba yolda kaldı. O zaman da polis diyecek ki yol yardım çağırın. Biz ne bileceğiz yol yardım nerede, kim, nereden gelecek, ne olacak, ne bitecek. Zaten tatil günü. Dedi çalıştıracağız dedi yapacak bir şey yok. Sonra işte bu olayı çözdük. Abi dedim şu kutup başını sök bakalım. Söktük. Dedim ki arabanın dedim kutup başını bağlamadan marşa bas. Girdi. Zafer abi yine böyle. O görüntü ne biliyor musunuz? Çalışmazsa boku yedik görüntüsü arkadaşlar. Yani öyle bir yandan basıyor bir yandan bütün dualar ediyor. Ben görüyorum yani böyle iniyor yukarıdan aşağı böyle dualar. Üç kulhu beyanam. Yine çalışmadı. Tam da o anda ben kutup başını taktım Zafer abi bastık. Gıv 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 etti araba böyle yine zor çalıştı. Çalıştı. Araba çalıştı arkadaşlar biz rahat bir nefes aldık. Kutup başını söktük geri taktık ya. O anda o da tesadüfen marşa basınca araba çalıştı. Araba çalıştı artık yani öyle böyle bir rahat bir nefes aldık biz yani. Çocuk da rahatladı. Zafer abi diyor ki Mert diyor hemen diyor arabaya bineceğiz, tıra gideceğiz. Sen biz beni bırakacaksın. Bas git garaja. Hiç durma arabayı stop etme yolda. Abi dedim bir iki bir şey istedik. Ulan diyor hala diyor başlarım yemen içmen diyor. Dünden beri diyor burnumuz boktan çıkmıyor senin yüzünden diyor. Bir de arkadaşlar bir gün önce gece saat 12:01'de arabayı hep ben kullanıyorum. Geri geri giderken ben arkada bir tane Polonya plakalı Bora vardı. Volkswagen Bora. İçinde de 4 tane böyle satanist tipli. Tamam saçlar rasta falan böyle buraları kazıtmışlar böyle. 2 tane kız 2 tane erkek. Arabayı da kız kullanıyor. Kız bana yol vereceğim diye. Halbuki ben geçecektim. Bana yol vermesine gerek yoktu. YTL alan vardı orada ben görüyordum yani. Bam diye bir ses geldi arkadan. Bir baktım arkaya arkasındaki arabaya çarpmış bana yol vereceğim diye. Ya gerek yoktu bunu yapmana. Ama çarpmış kız. Zafer abi hiç bakma yürü diyor. Satanist gibi tipler keserler bizi burada bunlar diyor. Yamyam gibiler baksana diyor. Kız sonra bana baktı bıdı bıdı yapıyor. Ne var dedim ya ben senin benimle bir alakan yok ki dedim. Niye dedim arkana bakmıyorsun giderken. Ben dedim sana bakıyorum bekle. Zafer abi yürü yürü diyor. Münek aşağıya girme diyor. Ben diyor biliyorum abi diyor. Başımıza bir bela gelecek bizim bak diyor. Sonra şeyini de unutmuş. Powerbank'ini unutmuş bir yerlerde. Gitti diyor. 500 liralık 1000 liralık powerbank'te gitti diyor. Abi bütün ihaleler bana kalıyor gece tamam mı böyle. Yani böyle Zafer abiyle bir gece yaşadık arkadaşlar. Günah dolu bir gece. Zafer abi ben ve diğer kardeşimizle. Böyle çok daha detaylı bir olaylar silsilesi oldu o gece de. Bayağı bir eğlenceliydi aslında şimdi düşündüğün zaman. Ama tamamını şimdi anlatmayacağım. Belki bugün kendisiyle denk gelirsek bir yerlerde beraber anlatırız arkadaşlar. Bu elimdekiler de Roman parası. Bu 1 lira arkadaşlar. Bunu böyle katladığınız zaman katlanmıyor. Yırtılmıyor. Enteresan bir para. Bu arada 1, 2, 3, 4 şöyle 5 romanleyi 1 euro yapıyor arkadaşlar. 1 euro 5 romanleymiş. Bunu da para elimdeyken söylemiş olayım size. Abi tamam her şey iyi hoş da araba ne oldu sonuna diye soranlar olabilir. Biz beraber tıra geldik. Arkadaşı otobüse bıraktık. Biz tıra geldik. Şimdi araba tırın önünde çalışıyor. Stop etmiyoruz. Biz sohbet ediyoruz. Bir 10-15 dakika sohbet ettik ama araba hiç stop etmedi arkadaşlar. Dedi arabayı hiç stop etmeden götür. Garaja, Hollanda'daki garaja, Hollanda'da 200 kilometre arkadaşlar. Garajda şey yaparız, akü buluruz, takarız, alırız yani dedik. Tamam dedim, neyse ben çıktım yola. Yakıt azalmaya başladı yani 10 kilometre ediyordu. Son 10 kilometre ama daha fazla yol var. Ben dedim gireyim bir yakıt alayım dedim. Bir tane Shell'e girdim arkadaşlar yolda. Pompaya yanaştım, arabayı hiç stop etmedim. İndim aradan aşağıya. Taktım şeyi, pompayı taktım. Açtım mazotu.
Oradan bir tane görevli geldi. Böyle yaparak geliyor bana böyle. Böyle yapıp ben de şeye bakıyordum arkadaşlar. Elimde böyle fazla kaçmasın gitmesin diye. 20 euroluk alacağım çünkü. 15-16 birileri bir şey söyleyerek bir çevirdim kafayı. Adam böyle yapıyor. Eli kapıda dedim. Hayır. Hayır dedim. No dedim. Yapma stop. Dur diyor ona. Türkçe, İngilizce karışık. Adam şaşırdı. Şey yaptı yani. Bir Hollandaca bir şeyler söyledi. Anlamıyorum da şaşırdı çünkü adam. Ben öyle yapınca. Dedim. Akü problem dedim. Aa yaptı böyle. Sonra yine Hollandaca konuştu. Herhalde şey gibi bir şey demek istedi. Bu şekilde yakıt alamazsın falan gibi bir şeyler söyledi bana. Çünkü arabayı gösteriyor. Motor diyor. Kontak işareti yapıyor. Yakıtı gösteriyor. Bu şu demek yani. Motor çalışırken yakıt alamazsın. Lan onu ben de biliyorum ama arabayı kapatamıyorum yani. Akü problem dedim. Kapatırsan dedim. Bir daha dedim çalışmaz. Sonra adam okey dedi. Zaten 20'ye gelmiştim ben arkadaşlar. Kapattım baktım 18'de kalmışım. Bir kere daha sıktım bıraktım. 20 oldu. Hemen orada adama verdim parayı 20'yi. Dedim bon fiş falan istemiyorum dedim. Ben dedim devam edeceğim. Bindim arabaya. Şey araba çalışırken yakıt aldığım için arabaya yakıt göstergesi de kalkmadı ama yakıtı koyduk biliyoruz yani araba gider. Neyse gittim ben garaja abi. Geldim. Stop ettim arabayı garajda. Bir daha bastım yine çalışmadı araba bak. Komple gitti akü. Hiç akü yok. Sonra bir akü bulduk. 5000 liraya Türk parasıyla işte. 250 euroya mı ne aldık? O zaman 20 liraydı. Daha yeni yani 20 liraydı euro. Şimdi 23-24 oldu herhalde. Bu olaylar da arkadaşlar bu arada geçen ay oluyor yani. Bir ay önce, 1,5 ay önce falan oluyor. Sonra aküyü aldık, aküyü taktık. Araba şu an iyi, çalışıyor. Yani bir sıkıntı yok. Akü değişince start stopla düzeldi. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.